Zeynep Sondan TV'den herkese merhaba. Uzun bir ara verdim. Yaklaşık 10 gün kadar aranızda yoktum. Çünkü biliyorsunuz bir bayram tatili vardı. Öncesinde de bunun hazırlıkları derken bir süre yayınlara ara vermek zorunda kaldım. Tabii magazin gündemi de ilerledi. Hiç yerinde durmadı. Bir hayli ilerlemeye de devam ediyor. Düğünler oldu, plajda görüntülenenler oldu, konserler verildi, bayram coşkusu, Bodrum'dan, Çeşme'den görüntüler derken evet, magazin bayram boyunca da devam etti. Ben de tatildeydim. Velhasıl takip ettim tabii ki magazini. Sizler için de konular biriktirdim. Birçok şey oldu. Şöyle bir hani karışık potpori gibi bir şeyler söyleyeyim ilk başta. Ondan sonra tek tek irdeleyeceğiz konuları. Sevilen şarkıcı 19 yaşında, çok sevdiğimiz, işte çok eğlenceli Aleyna Tilki. Aleyna Tilki Bodrum'da plajlarda görüntülendi. Herkes Aleyna'yı tabii bikiniyle görünce şaşırdı. Aleyna çünkü çok fit görüntüsüyle işte kliplerinde, oynadığı reklamda, ondan sonra verdiği konserlerde şortları, kısacık şortları, halleri, tavrı incecik zarif bir genç kız halindeydi. Fakat görüldü ki Aleyna son derece kilo almış. Yani son derece demeyeyim, abartmayayım da göründüğünden daha kilolu. Biraz balık etli olmaya başlamış. İşte vücudunda o dalgalanmalar var. Hani ters ışıkla da o selülit gibi gözüküyor açıkçası. Kalçası çok meydanda. O Brazilian bikinilerden giymiş. Görenler şaşırdı, gözlerine inanamadı. Hatta şöyle yorumlar da yapıldı. O sen olmasan bari aldığın o kiloları yerine koy lütfen gibi bir sürü geyik de çevrildi. Sosyal medya durmuyor. Herkes bir şeyleri irdeliyor, eleştiriyor ve çok da şakacılar. Çok da böyle bu konuyla ilgili şakalar da döndü. Bana sorarsanız Aleyna kilo alması normal. Çünkü Aleyna parayı buldu, öyle değil mi? Parayı bulan herkes gibi ilk önce her şey yemektir, yapılan şeyler. Nedir? Her şeyi yersin, her şeyi tadarsın. İşte özellikle yurt dışına gidiyor, Amerika'ya gidiyor, Los Angeles'ta kalıyor. Orada da biliyorsunuz fast food çok tüketiliyor. Çok eğlenceli şeyler yiyebilirsiniz. Şekerler, karameller, marshmallowlar, ne bileyim. Bir sürü aklınıza gelen burgerler, envai çeşit porsiyonlarda, büyük porsiyonlarda pizzalar, cheesecake'ler, ne varsa vardır Amerika'da. Ben de Amerika'ya ziyaretleri sık yapan biri olarak ve oradaki yemeklere tadan biri olarak söyleyebilirim. Çok güzel yemekleri vardır ve böyle iştahınızı kabartır. Çeşitli cipsler. Aleyna da orada tabii ne yapıyor? Bir işte stüdyo maratonu oluyor. İşte düzensiz yiyordur. Yemek saati düzensiz olur. İşte bir genç kız olarak biraz yatkınlığı da vardır aileden. Ondan sonra o normaldir yani. Vücutta bir de kadınların önemli dönemlerinde, biliyorsunuz muayen günlerinde bir şişkinlik, bir ödem durumu da var yani. Bunu kabul edelim. Çok sıkı da spor yapan bir görüntüsü, yani bir tarzı da yok. Çünkü sosyal medyasında paylaşıyor her anını. Aleyna'yı pek spor yaparken ben açıkçası görmedim. Mutlaka bu hani bir jean reklamında direkt dansı yaptı. O direkt dansı için mutlaka bir eğitim almıştır ya da vücudunu işte bir forma sokmuştur, dans etmiştir. O zaman bir sıkılaşmıştır ama dönem dönem sıkılaşırsınız. Spor yapanlar bilir. İşte böyle birazcık ara verseniz o vücut gene böyle ufak ufak işte sinyal verir. Ama tabii gene bir altyapı kalır. Bence Aleyna toparlayacaktır bunu. Keyfine göre yemiş. Zaten çok da umursamıyor. Ne demiş? İşte ben uzun boylu olduğum için yanımdakilere göre, onlara göre uzun kaldığım için, onlar küçük durduğu için ben de şişman gözüküyorum gibi. Ve tam Aleyna vari bir şeyde bulunmuş, işte yorumda bulunmuş kendince. Bu Aleyna işi görüntüsü formu demiş yani. Ne zayıf ne kilolu, bu bir Aleyna tipi bir vücut demiş. O işin içinden de sıyrılmış, son derece özgüvenli, çok da iyi yapmış. Yok öyle görmediniz, ben işte kilolu değilim vesaire. Bazı biliyorsunuz ünlü sanatçılar kilolu olduğunu kabul etmezler. İşte Photoshop yaparlar, orayı burayı yamulturlar. Ya da ne bileyim o görüntülerini ters ışıkta çekildiğini iddia ederler. Aleyna son derece kabul ederek diyor ki evet benim, ama ben buyum ve çok da memnunum. Her şeyimden memnunum. Saçımdan, makyajımdan, tipimden, her şeyimden memnunum demiş. Bence helal olsun yani. Aleyna çok akıllıca ilerliyor. Çok iyi yönetiyor her şeyi. Kriz varsa krizi iyi yönetiyor. İşte ne bileyim istenmeyen bir görüntüsü çıkarsa onu çok güzel toparlıyor. Bir spora bakar yani, işte ne bileyim bir küçük bir diyete bakar. Parası var. Her şekilde yemeklerini, öğünlerini kontrol edebilir. Olur öyle ya. Amerika'ya giden herkesin başına gelmiştir mutlaka. Bir de bir anda yaz mevsimi oldu. Bir anda bikiniler giyildi. Belki çok yoğun bir çalışma döneminden sonra onu toparlamakta güçlük çekti. Haberleri tek tek veriyordum. Bu tek tek haber vermek biraz böyle hani magazini küçük küçük bölmek biraz açıkçası beni yordu. Ne yalan söyleyeyim. Hem de
İstedim ki bir magazin turu gibi yapayım. Bilmiyorum, sonra tek tek haber yapmaya dönebilirim ama şimdilik böyle bir uzunca bir magazin şeyi, potporisi olarak devam etmek istiyorum. Gene yazın hepimizin takip ettiği haberlerden bir tanesi de düğünler. Amine Gülşen ile Mesut Özil dünya evine girdi. Çok konuşuldu kına geceleri. Amine'nin gelinliği, işte açık saçlı ve kraliçe tacı gibi böyle kafasındaki tacı, düğüne katılan davetliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahidi olması, eşi Emin Erdoğan'la, onlara da 3 çocuk salık vermesi, Acun Ilıcan'ın düğünde kendi düğünden daha çok dans etmesi konuşuldu. Amine Gülşen'in saçı beğenilmedi, gelinliği çok klasik bulundu. Hatta Kezban diye eleştiriler de oldu. Saçı niye böyle açık, işte niye gelinlik çok özensiz. İşte çok ünlü bir sarayda, Çırağan Sarayı'nda evleniliyor ama işte dansları niye böyle acayip falan. Bir sürü eleştiriler yapıldı. Ama bu çift biliyorsunuz çok böyle birbirine uyan, yakışan bir çift. İkisi de biliyorsunuz gurbetçi diye adlandırdığımız gençler. Ve onlar ruhlarını birbirlerinde tamamladılar açıkçası. Mesut Özil de çok sevdiği insanları düğünde görmek istedi. Demet Akalın oradaydı. Buse Varol, Alişan çifti oradaydı. Hatta Alişan düğünde Okan Kurt'la yan yana geldi ve barıştılar. Demet Akalın'la Alişan barışmışlardı ama Okan Kurt'la hala aralarındaki buzlar erimemişti. Bu vesileyle aynı masada oturarak onlar da barışmış oldu. Demet Akalın da rahat bir oh çekti. Çünkü Alişan'ı evinde ağırlayamıyordu bu yüzden. Artık evinde de ağırlayacak onları. Şıklıklarıyla konuşuldu. Burcu Esmersoy, Tuana Büyük Çınar imzalı bir elbise giydi. O da gayet şıktı. Ama Burcu artık hep saçını topluyor. Neden bilmiyorum. Bence açık saç da ona yakışıyor. Burcu'nun elbisesi güzeldi. Nesli Şahal Koçlar'la Engin Altan Düz Yatan da düğündeydi. Hatta Engin Altan Düz Yatan Mesut İl'le karşılıklı göbek attı. Mesut Özil'le karşılıklı göbek attı. Ondan sonra Acun Ilıcalı kendinden geçti, eğlendi. Ondan sonra şahane, gene böyle eğlenceli bir düğün gerçekleşti, onların düğünü. Sonra bir de sanırım 19 bin kişiye yemek verdiler. Muhtaç olan kişiye düğün öncesi. Sonrasında bir de ameliyata muhtaç çocuklara ya da gençlere bir de imkan sağlayıp ameliyatlarını karşılayacaklarını söyledi Mesut Özil. Benim işte her şeyim var. Yardıma ihtiyacım, yani düğünde bana bir şey göndermeyin. Yardıma ihtiyacı olan çocuklara bu parayı kanalize edelim diye de bir şeye vesile oldu. Yardıma vesile oldu. Biliyorsunuz Ronaldo bunu çok yapar. Dünya ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo hep yardım eder. Lösemili çocukları ziyaret eder, işte Filistin'deki çocuklara yardım eder, dünyanın parasını harcar onlara. Bizden de Mesut Özil böyle bir davranış imza etmiş. Volkan Demirel bunu çok yapar. Yani futbolcular çok para kazanıyor, bence yapmalı. Arda Turan yapıyor mu bilmiyorum, çok da duymadım ama yapıyorsa onu da hani tebrik ederim. Yapmaları gerekiyor, yeterince para kazanıyorlar ve bu parayı hayra doğru yöneltirlerse o para daha bereketli olur. Evet, Amine Gülşen ile Mesut Özil'in düğününden sonra Amine Gülşen hemen soyadını Özil olarak değiştirdi. Ardından hemen 2 gün sonrasında Berfu Yıldız ve Eser Yenenler'in Kilyos'taki kır düğünü, daha doğrusu sahil kır tarzı düğünü gerçekleşti. Berfu Yıldız 4 aylık hamile biliyorsunuz. Düğün öncesi bir check-up kontrolünde hamile olduğunu öğreniyor. Tabii bu da düğün işlemleri, nikah önceden yaptılar. Sanırım burada da bir göstermelik nikah yapmışlardı böyle ambiyans gereği. Sonrasında da düğünle de arkadaşlarıyla böyle bir davette bir araya geldiler. O da çok güzel gerçekleşmiş. Benim de hoşuma giden görüntüler var. Hem böyle denizin esintisi, hem kumsal, hem o kumsaldaki pist. İşte herkesin böyle yazlık, daha hoş tiril tiril kıyafetlerle gelmesi tuvalet yerine. Orada da tabii Eser deyince akla gene Acun Ilıcalı gelir. Acun Ilıcalı da orada, gözler onu aramadı, oradaydı. Arkadaşları Oğuzhan Koç, sevgilisi Yağmur Tanrı sevsin. Sonrasında İbrahim Büyükak oradaydı eşiyle birlikte. Sonra Seda Bakan vardı. O da sanırım 6 ya da 7 aylık hamile. O da karnıburnunda düğüne iştirak etti eşiyle. Seda Sayan gene vardı. Oğlu Olcan Engin'le o da düğünde yerini aldı. Çok keyifli bir düğün. Onlar da şeker bir çift. İkisi de çok benziyor. Sanki görseniz şey dersiniz yani, bu bir kız erkek ayrı yumurta ikizleri gibi. Çok benzer böyle bir yüz şekilleri var. İkisi de böyle daha tombul yanaklı, işte böyle topik burunlu falan. Eser çok kilolu gerçekten hala. Bir lacivert bir damatlık tercih etmiş. Bence onu daha da kilolu göstermiş. Altında spor ayakkabı var, böyle rahat bir şey tercih etmiş.
kızın gelinliği de, Amina'nın gelinliği de, Berfu'nun gelinliği de ben açıkçası beğenmedim. Ben tercih eder miyim? Etmem. Hele o kadar param olsa, yani bilmiyorum, biraz daha vizyon gerektiriyor herhalde. Ya da ne bileyim, nasıl bir ruh haliyle seçiyorlar. Çok straplezdi bir tanesi. Gerçi hamile olduğu için belki çok fazla tercih de sağlanmadı. Sonra rahat bir kıyafet giymiş. Kafasında da bright tacı vardı. O bright tacına da çok gerek yok. O genelde işte ne bileyim bekarlığa veda partisine ya da kına geceleri tercih edilen taçlardan. Çok hoşuma gitmedi o sonra giydiği rahat kıyafetindeki o taç. Gereksizdi açıkçası. Aslı Enver çok konuşuldu. Gene düğüne gelen Hande Erçel, Murat Dalkılıç çifti konuşuldu. Murat Boz'la Aslı Enver'in kıyafetleri uyumluydu. Renk tonları, kahve tonlarını tercih etmiş her ikisi de. Aslı Enver böyle tiril tiril bir elbise, kocaman bir taba demeyeyim de acı kahve bir kemer. İşte gene açık renklerde bir ayakkabı. Saçını da böyle ortadan ayırmış şey Eva Peron topuzu. Murat Boz şık dar bir gömlek. Son derece fit, çok dar böyle artık böyle patlayacak gibi ama böyle... Yani hiçbir kilosu yok, hiçbir fazlalığı yok. Sadece daptar olduğu için öyle söyleyebiliriz. Ondan sonra beyaz bir pantolon tercih etmiş. Murat Dalkılıç'ın kıyafetini hiç beğenmedim. Pantolon ceket uyumu yok, gömlek mavi. Ama Hande Erçel'in yani işte o da yani ben giysem okey de Hande Erçel nereden bulmuş? Değişik bir renk böyle vizon desem değil işte... Yeşilli mi, küf rengi mi, tuhaf bir kıyafet ve kötü bir kumaşı vardı. Ama saçı ve makyajı o kadar güzeldi ki. Hani saç ve makyaj o kıyafeti biraz kotarmış. Aslı Enver bildiğimiz Aslı Enver. Bence dizide daha şık giyindiği gece kıyafetleri var dizinin hani o kutlamalarında. Günlük hayatta salaş giyiniyor dizide İstanbul'u gelinde. O da biliyorsunuz veda etti. Yayın hayatını artık sezon değil tamamen final yaptı. 3 sezon sürmüştü çünkü. Sonra şıklıklarını konuşacağımız başka da böyle dikkat çeken biri yoktu. Seda Bakan zaten hamile olduğu için ona göre bir kıyafet tercih etti. Ama o da güzel böyle akordiyon şeklinde bebek mavisi diyeyim ya da uçuk mavi bir elbise tercih etti. Genelde açık saç kullanıyor o zaten. Yani Allah mutlu etsin. Berfu Yıldız'a Berfu Yenenler diye soyadını değiştirmiş ilk etapta. Tabi bebek de bekliyorlar. Bunun verdiği heyecanla da şahane bir düğün oldu. Arkadaşları onları yalnız bırakmadı. Acun orada oynadı mı bilmiyorum ama Mesut Lami'nin düğününde fazlasıyla kurtlarını dökmüş. Şeyma Subaşı'yla olan düğünde Şeyma oynuyordu. Ondan sonra o sadece böyle yerinde sallanıyordu. O zamandan mı gönülsüzdü adam demek gerekiyor açıkçası. Evet, düğün de bu şekilde gerçekleşti. Bir başka haberimiz de ben tatildeyken tabii Enes Batur biliyorsunuz daha öncesinde konuşmuştuk. Filmin o zaman galası gerçekleşecekti. 29 Mayıs hatta benim de doğum günüm olan tarihte. Enes Batur'un filmi beklenen gişeyi daha hani bu zamana kadarki süreçte elde edemedi. O evlilik hikayesi de çok kotarmadı Enes'i. Ama Enes gene görüyorum paylaşımlara devam ediyor. Onun aklındaki projeler herhalde sürecek. Yani tabii evdeki hesap çarşıya uymuyor. Yani siz işte arkanızda 10 milyonluk güruhu da sırtınıza alsanız ya da işte çok böyle kendinize güvenseniz de ilk filminizi hasbelkader gözü kara yapıp da birçok izleyiciye ulaşıp bu daha da iyi olur. Çünkü ben daha da geliştim, daha da çok tanındım, daha çok abonem var. Bunu iki misli yaparım deseniz de bazen olmuyor. Senaryo yetersiz kalıyor. Beklenti yüksek tutuyorsunuz, PR'ınız düşüyor. Yani PR'da yapsanız işte istedikleriniz neticelenmiyor. Bu düğün de bir PR çalışması gibiydi. Şimdi ben hiç görmüyorum kızla onu. Sayfasında eşiyse niye birlikte değiller? Yalansa yalan da demedi. Tuhaf bir şey, karmaşa hala devam ediyor Enes'te ama işte gişeye de yansımıyor. Yansımayınca yansımıyor. Zaten sinema sektörü özellikle Türk sineması bu sene çok darbe aldı. Acayip yani işte filmlerin vizyonu değişti. Mahsun'un filminin vizyonu değişti. Cem Yılmaz'ın filminin vizyonu değişti. Ondan sonra ne bileyim Yılmaz Erdoğan filmini yayına koyduğu anda daha doğrusu eş zamanlı bir şekilde Netflix'e verdi. Hem orada izleniyor. Çok az bir işte üyelik, aylık üyelikle izleyebiliyorsunuz. Hem sinemada o sırada sürüyordu. Vizyondan da kalkmamıştı. Türk filmleri bu sene gerçekten o mısır polemiği, işte popcorn mısır, içecek polemiğiyle çok 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 düşüşe geçti. Neredeyse tabanı gördü yani. İşte bu filmlerin bu şekilde kötü gitmesi tabii ki de Enes'i de etkiler yani. Sonuçta Cem Yılmaz'ların vizyon bulamadığı, işte Recep İvedik'in işte serisi bekleniyor. O da artık şaşkın, yayına soksam mı sokmasam mı, o da sanırım çekmiş olduğunu düşünerek söylüyorum bunu. Böyle bir şey sıkıntı. Şimdi gördüğüm çok taze bir haber. Enes Batur
Acun Ilıcalı'nın davetiyle Survivor yarışmasına uçtu. 14 saatlik bir yolculukta kendi storiesinde paylaştı. Evet, bıkmış vaziyette, bunalmış tabii, o 14 saatin sonunda aday ayak bastı. Acun da sayfasına Enes'i paylaştı. Enes de kendi sayfasına paylaştı. Niçin Acun onu davet etti? Enes niye orada? Ne yapacak? Ya da işte orada olması Survivor'da bir yarışmacılara bir sürpriz mi, yoksa Enes'le Acun'un bir işbirliği mi söz konusu? İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Çok taze çünkü, çok da bilmiyoruz. Bir başka haberde Seda Sayan'la ilgili. Seda Sayan bir program yapacağını açıklamıştı ve sonunda belli oldu programın içeriği. Acun Ilıcalı kendi sayfasında resmi bir şekilde söyledi. Bundan sonra Seda Sayan Yemekteyiz'i, TV8'deki Yemekteyiz'i sunacak diye söyledi. Çünkü daha öncesinde kim sunuyordu? Onur Büyüktopçu sanırım 2 sezon kadar sundu. Bu sezon Onur Büyüktopçu Yemekteyiz'i bıraktı. Çok da bunalmıştı zaten. İnsanların böyle sıkılıyordu yani. O daraldı ama Seda Sayan bu işin üstesinden gelecek. Çünkü o biraz daha böyle halkla iç içe olmayı, işte ne bileyim, bacım mutfakta ne yaptın, ay bu ne biçim demeyi, onun o böyle Seda Sayan bacımvari havalarıyla Yemekteyiz eğlenceli olacaktır. Aslında Onur da iyi fikirdi ama Onur tabii bir yerden sonra tabii erkek olarak o mutfakta böyle püf haline gelmişti. Zuhal Topal da bunu yapıyor ya. Zuhal Topal da oyunculuğunu konuşturuyor aslında. O yüzden reytingleri çok yüksek. Acun da Zuhal'in karşısına Seda'yı koyarak eski Yemekteyiz reytinglerine ulaşmayı hedefliyor diye düşünüyorum. Bu arada komik bir şey daha söyleyeceğim. Eser Yenenler Berfu Yıldız'ın düğününde Acun Ilıcalı'yla poz vermiş Seda Sayan. Selfie çekmişler. Fakat Seda Sayan filtre kullandığı için, tabii kırışıksız, bebeksi bir cilde sahip olabilmek için, Acun da filtreden nasibini almış. Acun da Seda yeni doğmuş gibiler böyle. Hiçbir gözenekleri yok. Huşu içinde poz vermişler. Çok enteresan duruyordu. Yani eğer böyle çok filtre yapan bir arkadaşınıza fotoğraf çektiriyorsanız buna maruz kalıyorsunuz. Benim de var öyle arkadaşlarım. Ben filtreyi çok çok tercih etmiyorum. Anca böyle cildimde lekelenmeler oluyor bazen, çok kurcaladığım için. Ha, onun için böyle bir renk, ama asla ve kata, yani bunu şey için söylemiyorum. Çünkü ben kendimi hani farklı görmek istemiyorum. Çünkü ben buyum yani. Ne olacak? Sokakta gören şey mi diyecek? Aa, senin bebeksi tenin vardı. Nereden çıktı? Sivilceler mi diyecek yani? Ben onu pek açıkçası çok istemiyorum. Ya da çok koyu bir yerde çekilmişse, en fazla ışık kötüyse, karanlıkta çıkmışsan, ha bir tık iki tık açarsın ki hani kaşın gözün belli olsun diye. Ama onun dışında böyle bebeksi burnunun hatları yok oluyor. Dudağın falan, her şeyin gözükmüyor yani. O kadar da değil yani. Hani zaten komik duruyor açıkçası. O normal doğan, yeni doğan bebekte bile o kadar pürüzsüz bir cilt yok. Onu tercih etmiyor ama Seda Sayan bunu fazlasıyla tercih ediyor. Bir de Bodrum'u salladı. Çok da eğlenceli bir konser verdi. Hatta Oktay Kaynarca da o konserde bir türkü söyledi. Kıyafeti de son derece iddialıydı. Ama Seda Sayan şeyi sever, böyle ince tül üzerine taşlı kıyafetler, transparan. Onlardan birini tercih etmişti. Onun dekoltesi fazlaydı. Yemiyor, yemiyor. Tek öğün yiyorum, çok açım diyor. Ama fotoğraflarda bir hafif bir ayva göbeği ve kalın bacak benim dikkatimi çekti. Ama yakından görenler Seda Sayan için incecik beli var, İşte gayet zarif diyor. Ama Seda Sayan'ın bacakları hep böyle bir davul gibiydi yani. Şimdi beli ince olabilir, tamam, yemek yemediği için, ama bacak biraz yapısal bir şey. Zaman zaman kilo aldığınızda bacağınız şişer, İşte ne bileyim, ödem toplar. Ama bacağınızın bir yapısı vardır. İnce ise incedir yani. Ama kalınsa da o hep öyle gider. O biraz anatomik bir şey. Ne kadar zayıflarsanız zayıflayın, o öyledir yani. Seda Sayan'da o bacak yapısı aynen duruyor. Tamam, düzgün vesaire ama beli inceymiş. Ama o fotoğrafta ben bacağını biraz kalın buldum açıkçası. Yani magazin gündemi böyleydi. Çok eğlenceli zamanlar sürüyor. Magazinciler de Çeşme'ye, Bodrum'a gidiyor. İşte bir habercilikleri yapıyorlar. Herkes bir yerde. İvana sert konuşuldu. 800 TL hesap ödemiş Bodrum'da oğluyla. Oğlu Ateş'le gittiği bir beach'te, çok da bilinen bir beach. Hatta lahmacunlarının böyle 75 TL olduğu bir beach. Bir hamburger, bir 4 top dondurma yediğini, Türk kahvesi ve bir gazlı kola içtiğini, daha doğrusu. Ben şimdi televizyonda değilim yani, sansüre uğramıyorum. Gaz gidecek demeyeyim. Kola içtiği bir mekanda 800 TL hesabı gördüğünü ve bu hesap üzerine ağladığını, itiraz etmeden de ödediğini söylüyor. Ben olsam itiraz ederdim. Yani bu 800 TL'yi nereye koyacaksın? Biz bir balıkçıya gidiyoruz, bakıyoruz adam kalem kalem ne mezeye ne yazıyor, işte kuvere ne yazıyor, ne bileyim peynire ne yazıyor, işte rakıyı ya da şarabı ne kadardan açıyor. Bakıyorsunuz yani açıkçası. Çünkü makul bir şey ödemek istiyorsunuz. Çok lezzetli de olsa. Ama yani
Sadece bir dondurma yani. Bu dondurma nasıl bir dondurma olabilir ki? Nereden gelmiş o? Roma dondurması bile Roma'da yeseniz bu kadar fiyat ödemezsiniz. Ya da hamburgerin en iyi olduğu ülkede hamburgeri yeseniz, ne bileyim işte kolayı en pahalı yerden içseniz, yani ne bileyim bir marketten değil, sinema gişesinde pahalıdır biliyorsunuz. Hepsini bir araya getirseniz 800 TL'yi gene bulup buluşturamazsınız yani. Her şeye çok fiyat koyun. Bu 800 nereden, 80'di de sıfırı da kafasına göre, dur nasıl olsa İvan Asert bu parayı biz bundan alırız. 3 ayda da işte şeyi, kiramızı denkleştirir, bir de üzerine kâr ederiz diye düşünmüş olabilirler. Magazin dünyasında bunları çok sık duyacağız şimdi. Yaz geldi, lahmacun fiyatları Bodrum'da söylenecek. Çeşme, Alaçatı'daki işte mekanlardaki doluluk oranları konuşulacak. Ya kriz var. İnsanlarda para yok deniliyor ama bu paralar nasıl kazanılıyor? Yani ben televizyonda çalışmak için can atarken ve iş bulamazken, televizyon sektörü gerçekten dibe vurmuşken bizim gibiler için hala aynı isimler. İşte Seda Sayan, Esra Erol gibi, Zuhal Topal gibi işte çok bilinen isimler bir yerlerde ve devam ettiriyorlar. Paralarını kazanıyorlar gayet güzel bir şekilde ve bunlar 20-30 yıldır da sürdüren, Seda Sayan'ı kastedersek, isimlerden. Tabii çok önemli isimler. Onların tercih edilmesi reklam açısından önemli ama hani daha böyle işte benim gibi işte birazcık daha kendini var etmek isteyen ve işte tecrübe seni de, çünkü sonuçta benim de bir uzun zaman bir televizyon tecrübem var, bilgi birikimim var, donanımım var. Bunları da böyle bir şekilde bir yerlerde gerçekleştirmek istiyorsunuz ama çoğu insana işi olamazken size de bu pastadan pay düşmüyor ve kriz var açıkçası. Paralar nasıl, ne şekilde kazanılıyor bilmiyorum ve bu paralar da bu şekilde nasıl harcanıyor? Eskisi gibi hiç değil. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ama demek ki bir kesimse standardından asla ve kata vazgeçmiyor. Onlar da çok iyi para kazananlar. Yani işte Kerimcan dedik, Kerimcan artık bitti dedik. İşte Kerimcan ahlaksız dedik, Kerimcan topluma kötü örnek oluyor. İşte takipten çıkalım, Tükaka ve yaptığı şey de gerçekten çok uç bir şeydi yani. Hani artık Kerimcan'ı görünce aklınıza gelebilecek ve mide bulandırıcı bir şey. Hani ne kadar geyiğini de döndürsem, yani utanç verici bir şey açıkçası yani. Kendi arkadaşınla belki öyle bir şeyin vardır, diyaloğun vardır, muhabbet yapıyorsunuz. Zaten Kerimcan da biliyorsunuz hiçbir şekilde tarzını, tavrını saklamayan biri yani. Mutlaka belden aşağı geyik döndürüyorlardır onlar kendi aralarında ama bir erkeğin bir erkeğe de tutup da hani şeyini, özel bölgesini göstermesi de hoş olmasa gerek yani. O zaman da hani ne bu, nasıl bir muhabbet dersiniz yani. Hani olmaz tabii açıkçası ama o bile işleri durdu dediğimiz anda gayet de çalışıyor. Gene Beachler onu bekliyor. Merak ediyor acaba Kerimcan'ın ruh durumu nasıl? Kerimcan, yine Kerimcan. Val dediler yani, hatta menajeri, biz size gülüyoruz, hatta bu olaylara gülüyoruz dedi. Adamın bir bildiği varmış. Yani hiç kimse hiçbir şeyden bir şey kaybetmiyor. Biz yıllar önce Güner Ümit çok büyük bir gaf yaptı. Gerçi o çok önemli bir mezhebe hedef aldı. Çok insan kırdı. Çok işte kalp kırdı. O yüzden bitti Güner Ümit. Mehmet Ali Erbil bir gün işte bir yarışmasına konuk olan bir adamcağızın pantolonunu indirdi. Adamcağız içine don giymemiş. Onu da gördük işte. Ama Mehmet Ali Erbil de bitmedi. O da daha önce bir gaf yaptı vesaire vesaire. Biten bitiyor, bitmeyen bitmiyor. Kredisi kimin var, kimin yok. İşte Gülben Ergen için dediler artık Gülben Ergen'i kimse istemez. Kocasını aldattı. Hatta evli adamlarla kadını ayırdı. İşte herkesin korkulu rüyası. İşte kimdir bu Gülben Ergen? Niye böyle yapar? İşte ne kadar hayasız dendi. Üç çocuk annesi ama işte şu kadar tükaka vesaire. Daha önce videoları çıktı falan filan. O da diyor unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz diyor ve olmuyor. Kerimcan da herhalde öyle bir krediye sahip. Yani bilmiyoruz bir dahaki hatasında ne olur ya da bir daha hata yapar mı ya da reklam için mi yaptı? Ama böyle bir reklamsa mide bulandırıcı. Yani çekeni çeker ama beni hiç çekmedi. Sadece birkaç gün meraktan baktık işte, aa deli herhalde. Ben zaten şey diye düşündüm yani, zıvanadan çıktığını düşündüm ve de yasaklı madde, uyuşturucu vesaire kullandığını bile düşündüm açıkçası. Hani böyle bir cesaret şeyi gösterdi. Çünkü bunun videosunu çekiyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Tabii insanlar birbirlerine mutlaka, işte sevgililer birbirlerine fotoğraf gönderiyor olabilir, şu olabilir. Çünkü sosyal medya ve işte telefonlarımızı, işte teknolojiyi işte uzaktan uzağa bu şekilde kullanan insanlar vardır ama bu telefonlar hacklendiğinde, çalındığında, işte başına bir şey geldiğinde, eğer ünlü değilsen sıkıntı yok.
Gene rezil oluyorsun da, ama ünlüysen tabii rezil olsan da işte işverenle de bitiyor yani. İşveren diyor ki kardeşim ben Kerimcan, benim mekanımı dolduruyor. İsterse kafama vursun, çok affedersiniz. İsterse ne yapsın, ne bileyim, her şekilde her yolu denesin. Benim için fark etmiyor. Ben Kerimcan'la happy hour'larda insan içeri alıyorum. Girişe de şu kadar para kesiyorum. Şu kadar masa açılıyor. Şu kadar içki açılıyor. Şu kadar hesap ödeniyor. Bu kadar şezlong parası alıyorum. Ivır zıvır ben. O kazanıyor. Win-win yapıyor. En sonuçta herkes cukkayı dolduruyor. Alan memnun, satan memnun. Yani biz de işte 2 hafta konuştuk. Konuşunca şöyle de yarıyor. Magazinciye de yarıyor. Yani Kerimcan'ı konuşan magazinci izleniyor. Değil mi? 3 tane magazin programı varsa üçü de birden izleniyor. Herkese faydası var. Kerimcan'ın aslında hepimize bir yararı dokunmuş olabilir. Yani ben hariç dermişim. Benim YouTube'da konuşsam bile, hani belki de o zaman çok konuşulmuştu. Ne kadar izlenir bilmiyorum, ama magazin programlarında, işte büyük kanallarda herkes konuştu. Köşe yazarlarına düştü. Tweetler atıldı. TT oldu vesaire. Ama neticede Kerimcan bu yazın gene gözdesi olacak. Şimdilik magazin turunu şöyle bir sonlandıralım. Çok hızlı bir giriş yaptım. Çok biriktirmişim gerçekten. Her şeyi bir avazda, bir ayazda söyledim. Ama tabii Zeynep Solvan TV izlemeye devam edin. Abone olun kanalıma. Destekleyin. Hevesimi bazen kırıyorum. Diyorum ki yani biraz tabii sabretmek lazım. YouTube kanallarında ne kadar çok içeriğin olursa, ne kadar çok kitleye ulaşırsan daha da böyle hoşuna gidiyor açıkçası. İçerik koymak istiyorsun. Ben yazın da bunu yapmak istedim. Ama tabii güneş, işte ışık vesaire, imkanlar da çok önemli. Biraz böyle izlendikçe, sizlerin desteği oldukça, işte ne bileyim, mikrofon desteğim, ışık desteğim, işte montaj desteğim, başka başka destekler de olacak. Bu tabii şeyle de olacak, gelir elde etmemle de olacak. Daha iyi yayın yapacağız hep birlikte. İçerikte siz de katkıda bulunabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Gerçi alta yorumlar da yapılıyor. Bazen çok kötü yorumlar yapılıyor, siliyorum. Çünkü ben açıkçası eleştiriye herkes, işte iyi ya da kötü, eleştirilmeli bence. Eleştiriye açık olmalı insanlar, ama bazen çok böyle yani görmekten hoşlanmadığım eleştiriler olabiliyor. Siliyorum yani, silme hakkımı kullanıyorum. Çünkü kimse bir şey yapmazsa, oturduğu yerde durursa ve başkasını böyle işte şurası da şöyle, burası da böyle, buna da böyle dedin. Ya, yani kusura bakma da bir şey yap. Üret. Anlatabiliyor muyum? Bir katkıda bulun. Ben de şey yapayım, diyeyim de saygı duyayım. Ama sen hiçbir şey yapmadan bana şöylesin, böylesin, işte utanmadan bunu yapıyorsun, işte burada buraya mı düştün gibi abuk sabuk laflar söyleyen insanlar var. Gerçekten böyle onu zavallı buluyorum ve hiç kale almıyorum. Ama diyeceksiniz ki niye tutmuyorsun yorumunu? Görmek istemiyorum. Yani kale almak şöyle ki, hani ona incinmiyorum tabii, ama bir zevzeğin yazdığı bir şeyi de orada tutmak istemiyorum. Ben kirlenmiş gibi düşünüyorum sayfam. Ama onun dışında yaptığınız yorumlar, yani içerikle ilgili, işte ne bileyim, ışık kötü diyen hiçbir kimseye kesinlikle bir şey demem. Başım üstüne doğru, ya da ne bileyim, saçını şöyle yap ya da makyajın, ya da şöyle bir konuş. Şu konuları da görmek istiyoruz. Okey, ama onun dışında hakaretamiz cümleler ya da işte bilip bilmeden konuşmalar, işte böyle cehalet dolu sözler de çok tahammül edilebilir gibi değil. Allah ünlülere kolaylık versin açıkçası. Onlar birçok şeyle birçok şeye maruz kalıyorlar, ama onlar çok para kazanıyorlar. Tahammülleri daha güçlü. Benim öyle bir durum yok. Tahammülüm çok da güçlü değil henüz diyorum. Abone olmayı unutmayın Zeynep Solman TV'ye. Eğlenceli yayınlarda buluşmak dileğiyle.